Aman dikkat edelim. Aldanmayalım. Şeytana aldanmayalım. Nefsin hevasına uymayalım. E zaten Mevla mübah dairesinde geniş tutmamış mı? E yani keyfinden, zevkinden zaten geri kalıyor musun? Yemeğini yiyorsun, gezmeni yapıyorsun, çalışıyorsun. Para, pul, araba, ev, he? Mevla hangisine yasak koymuş? Meşru çerçevede yedikten sonra, meşru çerçevede gezdikten sonra, harama helale dikkat ettikten sonra, çalmadıktan, çırpmadıktan, milletin hakkına, hukukuna, riayetsizlik yapmadıktan sonra, zaten Mevla mübah dairesini geniş bırakmış. Yemene bir şey demiyor, içmene bir şey demiyor, gezmene bir şey demiyor. Yeter ki Allah'ın emrine uy, yeter ki Mevla'nın koyduğu kırmızı çizgiyi aşma, haddi, hududu geçme. Mevla müsaade etmiş. Hani, çok şartlar ağır oldu. Onu yapma, bunu yapma şöyle. Ya üç günlük dünya ne yapalım? Biraz sabredelim, dişimizi sıkalım. Ya böyle bir şey de yok. Böyle bir şey yok. Zaten hayatını yaşıyorsun. İşte bu hayatı özeti şu. Şu dünya hayatını yaşamanı Allah'ın çizdiği çizgi doğrultusunda Kurallar doğrultusunda yaşayacaksın bu kadar basit ya burada efendim herkesin yaptığı yanına kar kalıyor zannetme hep hesap ediliyor hep kayıt ediliyor hep yazılıyor çiziliyor bunun hesabı var. Femen yaman mikal ذَرَّةٍ hayra yara ve men yaman ذَرَّةٍ ederratin şerra yara zerre kadar hayır da yapsan göreceksin. Zerre kadar şer de yapsan göreceksin. Zerre kadar ya. Hani bazen efendim evin camından içeriye güneş vurur da o güneşin ışınlarının arasında böyle tozcuklar havada adeta efendim dans ederler görürsün ya İşte o kadar hayır da yapsan göreceksin. O kadar şer de yapsan göreceksin buyuruluyor. Onun için kıymetli kardeşlerim burada pek belli değil. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor ama işte görüyorsun namaz kılanda bir kılmayan da öyle değil. Bir değil Nasıl ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir değilse, namaz kılan kılmayan, ibadet eden de etmeyen, Allah'ın hürmetine riayet eden, yasaklarını çiğnemeyenle çiğneyen, isyan eden bir değil. Zaten dünyada bile bir değil yani. Allah yolundaki bir adam, onun gönül ferahlığı, onun huzuru, onun mutluluğu, onun ülfet ve muhabbeti, onun evindeki efendim, o şurur içerisinde yaşadığı ortamla Allah'a isyan eden bir adam, böyle bir ortam nasip olmaz ona. Çünkü gönlü karanlık, gönlünde sıkıntı var. Çünkü kalbinde maraz var. Çünkü manen, manen çökmüş bir adam. Nasıl dünyası mamur olsun ki? Sen belki dışarıdan görürsün, rahat görürsün, ferah görürsün ama içinde bin bir türlü endişeler vardır. Sıkıntılar, soru işaretleri kafasını allak bullak ediyordur. Huzur bulamaz. Şu kainatın sahibi, insanı yoktan var eden Allah, Ela bi zikrillahi tatma innül kulub buyurduysa, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur, huzur bulur buyurduysa, böyledir bu. Evet, Allah'ın zikri yoksa, İslam'ı yaşamak yoksa, hayatında Kur'an yoksa, sünnet yoksa, ibadet yoksa, taat yoksa, bu adamın sen mutlu olduğunu mu düşünüyorsun? Huzur bulduğunu mu düşünüyorsun? Zaten dünyası da cehenneme dönüyor. Ahiret zaten cehennem Allah muhafaza. Evet kıymetli kardeşlerim böylece sıratı geçtikten sonra artık sıratı geçtin badireler, sıkıntılar, efendim o hengame hepsi ne oluyor? Geride kalıyor ve sıratı geçtikten sonra karşımızda ne var? Artık cennet var. Artık cennetin kapısına geliniyor. Artık cennetin hazini oradaki görevli melek Rıdvan ne yapacak? Müminleri karşılayacak. İşte bu manzarayı, bu muhteşem tabloyu Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Estağfirullah. Ve şiqallezine taqav ila'l cenneti حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم Senem aleyıyıün sendekuluulu her halin Sanda Allah' uyıyı. Rabbimiz buyuruyor Celle Celalhu ves halledin tek kav rabbiım ilel cenneti cümra. Rabblerinden korkanlar zümre zümre bölük bölük, grup grup cennete sevk edilecekler. Hatta ida cauha ve futihat ebwabuha. Nihayet oraya vardıkları zaman kapılar açılacak. Aslında kapılar açılmış ardına kadar he ve cennetin hazini görevlisi Rıdvan ne yapacak? Ve kâle onlara diyecek ki selamun aleykum tıbtum fedhulüha halidin. Selamun aleyküm size selam olsun diyecek. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Artık selamet yurduna giriyorlar. Bütün sıkıntılardan, dertlerden, meşakkatlerden kurtuluş sizin üzerinize olsun. Tıbtum tertemiz oldunuz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Tıbtum artık tertemiz oldunuz. Günahlardan arındınız. Buraya kadar madem geldiniz Fethuha halidin ebedi olmak üzere cennete girin böyle diyecek Rabbim hepimizi bu hitaba muhatap eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. İşte önümüzde böyle işler var. İşte önümüzde böyle merhaleler var ve sonunda cennet var. Rabbinden korkanlar, dünyadayken İslam üzere, iman üzere, Kur'an'a göre yaşayanlar zümre zümre, bölük bölük, cemaat cemaat cennete girecekler. Ve herkes herkes önderiyle, imamıyla, üstadıyla, şeyhiyle kimin yolundan gittiyse kimin peşinden gittiyse kime uyduysa onlarla beraber efendim onun arkasında yerini almış olarak ne yapacaklar cennete girecekler